Ben Doçent Doktor Ömer Tolga Güler, Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlerle üniversitemizde, bölümümüzde yürütmekte olduğumuz endoskopik cerrahi ile ilgili işlemler hakkında bazı şeyler paylaşmak istiyoruz. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen endoskopik cerrahi, özellikle son 10 yılda Türkiye'de büyük bir atılım gösterdi. Hatta öyle ki yurt dışındaki birçok kurum, birçok merkez bizlerin bilgilerini, bizlerin tecrübelerini takip eder hale gelmiştir şu son zamanlarda. Peki nedir endoskopik cerrahinin, yani kapalı yöntemle yapılan ameliyatın bu hızlı bir şekilde yükselişinin altında yatan neden? Bu neden şudur: bu cerrahi hastalar açısından öncelikle oldukça konforlu, düşük riskli, maliyet açısından uygun ve avantajlı bir cerrahidir. Biz jinekolojik cerrahide, yani kadın doğumda yaptığımız hemen hemen tüm cerrahi işlemlerde kapalı yöntemle yapılan endoskopik cerrahiyi kullanabiliyoruz. Her ameliyatta kullanabildiğimiz bu yöntem tabii hastaların durumuna göre farklılık göstermekle birlikte kişiden kişiye seçim kriterleri uygun olduğu sürece uygulanabilir, yapılabilir bir işlemdir. En büyük avantajı hastanın konforunun yüksek olmasıdır. Endoskopik cerrahi kapalı yöntemle ameliyat yapılan hastalar daha kısa sürede iyileşir. Hastaların normal hayata dönüş süreleri çok daha hızlıdır. Ameliyat sonrası estetik sonuç ise oldukça yüz güldürücüdür. Çünkü klasik konvansiyonel cerrahide batını keserek, cilt ve cilt altını keserek yaptığımız ameliyatı, kapalı ameliyatta sadece birkaç delikten, küçük delikten kullandığımız cerrahi aletler aracılığıyla yapmaktayız. Bu da hem hastanın postoperatif, yani ameliyat sonrası ağrısının daha az olması, çok daha çabuk, çok daha hızlı iyileşebilmesi ve özellikle de hanımlarımız için çok önemli olabilecek estetik sonuçlar açısından da oldukça yüz güldürücüdür. Cerrahi teknik olarak ise dediğim gibi hemen hemen tüm cerrahi işlemleri aslında endoskopik cerrahiyle, kapalı yöntemle yapabilmekteyiz. Üniversitemizde de, kendi kliniğimiz bünyesinde de oldukça tecrübeli bir ekibimiz, yeterli donanımlı bir ekipmanımız ve tabii arkamızda Pamukkale Üniversitesi'nin kurumsal gücü bize bu ameliyatları, bu cerrahileri yapmamızı sağlamakta. Şimdiye kadar da birçok hastamız bu yöntemlerden istifade etti. Hastanın durumuna göre, bizlerin işte uygun tedavi seçimine, kriterlerine, değerlendirmelerine göre bu işlemleri hastalarımıza teklif etmekteyiz. Halen de bunu yürütmeye devam ediyoruz. Açıkçası biz de çok memnunuz ki özellikle Denizli'deki hastalarımıza, Denizli'deki kadınlarımıza bu imkanı sunabildiğimiz için. Hastalarımızın da gün geçtikçe bu konu hakkındaki farkındalığı artıyor. Artık birçok kişi ameliyatlarını, bunlar rahim ameliyatları olabilir, halk arasındaki tabiriyle kist ameliyatları olabilir, artık kapalı yöntemle olmak istiyor. Gerçekten de bunun avantajları, uygun seçim kriterleri seçildiğinde, uygun seçim kriterlerine uyulduğunda gerçekten çok büyük. Bizler de üniversitemizin bize sağladığı bu imkanlarla, bölümümüzdeki tüm hocalarımızın, hatta üniversitemizdeki tüm hocalarımızın desteğiyle, ortak çalışmasıyla, bunun içinde anestezi, genel cerrahi, diğer cerrahi branşlar, dahili branşlar tabii çok önemli yer tutuyor. Bu ameliyatları halkımıza sunma şansına sahip olabiliyoruz. Eğer bir özet yapacak olursak, şunu diyebiliriz: dış gebelik ameliyatları, özellikle kist ameliyatları, rahimle ilgili yapılacak işlemler, rahim alma olabilir, rahime uygulanacak işlemler olabilir. Hatta kısmen bazı kanser cerrahileri endoskopik cerrahiyle, kapalı ameliyatla yapılabilmektedir. Hastalarımızın da, Denizli'deki hastalarımızın, kadınlarımızın da böyle şikayetleri varsa bizlere başvurduklarında onlara elimizden geldiğince imkanlarımızın en üst düzeyinde yardımda ve hizmette bulunmaya hazırız. Dediğim gibi tecrübeli bir ekibimiz, donanımlı bir altyapımız ve Pamukkale Üniversitesi gibi kurumsal, yüksek kalitede bir setting ortamında bunları sizlerle birlikte paylaşmaya ve daha güzel, daha sağlıklı günleri hastalarımıza sunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız.